Yani teorilerin çoğu ihtiyaçlar üzerindedir. Yani doğrudan ihtiyaç teorisi olmasına gerek yok. Okuduğunuzda bir şeyler hissedersiniz. Satır aralarında, kavramlarda ihtiyacı dair ipuçlarını bulursunuz. Fakat doğru dürüst bu zamana kadar belki hani ihtiyaç dediğimiz şey nedir, ihtiyaçlara dair teorik yaklaşımlar nelerdir biçimde pek bir çalışma okuduğunuzu pek düşünmüyorum. Yani doğrudan. Fakat genellikle popüler olan nedir? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Yani bu hemen hemen çoğu üniversite öğrencisinin ya da akademisyenin ağzında olan bir şeydir, hiyerarşidir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Katmanlı bir hiyerarşiden bahsedersiniz. Dersiniz ki işte temel ihtiyaçlarımız var. Daha sonra bu ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra biz kültürel ihtiyaçlarımızı karşılarız. Ve mekanik bir şekilde bir yolculuk yaparsınız. Bir piramidal yolculuk yaparsınız. İhtiyaçlarımızın gerçekten böyle katmanlı, hiyerarşik olduğunu düşünürüz. Fakat bu kitabı okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. İhtiyaçlarımız gerçekten bu şekilde bir yerden bir yere katmanlı bir şekilde giden bir olgu mudur? İhtiyaçlarımız arasında kategorik ayrımlar var mıdır? Yoksa ihtiyaç bir hareket midir? Yani ihtiyaç tikel, evrensel ve bireysel olan arasında bir hareket midir? Bu hareketi yeterince düşünmekte miyiz? Bu hareket önemli çünkü her ne kadar olağanüstü farklılıklar olsa bile Hegel ile örneğin Deleuze felsefesi hareket anlamında yani oluş anlamında ilginç bize ipuçları sunar. İkisi de oluşa bir şekilde önem verir. Hegel, Deleuze, Bergson. Fakat Deleuze şeyi Hegel'e mutlak olmakla olağanüstü eleştirir. Yani diyalektiğin mutlak olma sınırı anlamında. İşte devlette nihai bir şekilde aşkın bir platformda eritmesi her şeyi. Devlet nihai aşamadır ve o aşamadan sonra acaba başka bir aşama var mıdır yok mudur biçimde sorular sorulmaması ve diyalektiğin daha çok olumsuz üzerinden yürümesi. Yani olumsuzlama üzerinden yürümesi Deleuze'ün en fazla eleştirdiği hususlardan birisidir. Niye olumsuzlamak zorundayız der Deleuze. Nietzsche felsefesini takip ettiği için yaşamı olumlamak varken niçin olumsuzlamak zorundayız? Yaşam bir farktır der Deleuze. Dolayısıyla bu farklarla birlikte ilerleyen bir süreçten söz ediyor. Ama şeye baktığımız zaman, Hegel felsefesine baktığımız zaman hep bir uyuşturma, özdeşleştirme çabasından söz ediyorsunuz. Ne demek o? Kavram ile nesne arasında özdeşleşmeyi sağlamak. Hep bir önce bir çelişkinin olması, daha sonra bunun senteze ulaştırma. Yani onu bir çelişkiden arındırma gayreti. Fakat şeye geldiğimizde, Nietzsche, Bergson, Deleuze felsefesine geldiğimizde burada sürekli oluştan söz ediyoruz. Geleceğin ne getireceği konusunda çok fazla bir sınırlamanın olmamasından söz ediyoruz. Ve sürekli icat etmek ve üretmekten söz ediyoruz. İcat etmek, üretmek. Fakat şeye geldiğimizde, yani Hegel'e geldiğimizde en fazla eleştirilen hususlardan birisi, sanki başında bir mutlak bir irade var ve bu irade kendisini gerçekleştirmek için tinsel bir yolculuk yapıyor. Bir yolculuk ve bu yolculuk esnasında her şey baştan belli ve bir çelişki içerisinde, daha sonra uzlaştırma içerisinde yürüyen bir yolculuk bu. Bu yolculuğun nihai aşaması biraz önce söylediğim gibi mutlak olan devlet. Ama kitabı okuduğunuzda buna bazı yanıtlar verildiğini görüyorsunuz. Yani biliyorsunuz her sinema filmini hepimiz aynı anlamadığımız gibi her kitapta hepimiz tarafından aynı şekilde algılanmıyor. Yani bizim farklı okumalarımız var. Hegel'e yönelik de farklı okumalar var. Niye okumalar? Çünkü olağanüstü bir felsefe. Yani bir mimariden söz ediyorsunuz. Nasıl Kant üzerine dünya kadar okuma varsa Hegel üzerine de dünya kadar okuma vardır. Burada farklı bir okuma görüyorsunuz.
Hegelci Marksist okuma görüyorsunuz. Bu zaten bir ekoldür aynı zamanda. Ian Fraser'da gördüğünüz gibi Hegel ve Marx'ın ortak yönlerini buluşturan bir okuma, ihtiyaç kavramı ekseninde buluşturan bir okuma gerçekleştiriyor. Bu okumanın ne derece Hegel, ne derece Marx'a, Marx'ın görüşlerine uygun olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Ama biz elimizde bir kitap var ve bu kitabın dünyasına girmek zorundayız. Yani önce o dünyanın içerisine girmeden, o dünyayı tüketmeden kendi konumlanma noktamızı koymak o kadar kolay değil. Bu okumayı yaparken aynı zamanda iki film bağlamında bir tartışma yapacağız. Yeşilçam sinemasından iki filmimiz. Birisi Vesikalı Yarim, Lütfü Ömer Akat'ın. Diğeri de Metin Ersan'ın Suçlular Aramızda. Bu filmler 1960'larda yapıldı. Vesikalı Yarim 1965 zannedersem. Suçlular Aramızda kaçtı hatırlamıyorum şu anda. İkisi siyah beyaz. Efendim? 64 olabilir. 64. İkisi de siyah beyaz. 1966 ve 1964 ikisini. Ne kadar birisi neydi ne zaman? 68 bu. 68 ve 64. Tamam, 68 ve 64. 60'lı yıllar. Yeşilçam sinemasının kendi başına ayrı bir ekonomik politiği var. Yani örneğin şu bir tez olabilirdi. Yeşilçam sinemasının ekonomik politiği nedir? Nasıl bir sistem bu? Günümüzdeki sistemden farklılıklar nelerdir? Bilmiyorum, daha önce biraz okuma yaptınız mı ama bölge işletmeciliği esasına dayanan bir sistemden söz ediyorsunuz. Yani sinema salonları Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunmakta. Bölge işletmeciliği zamanla sinemanın nasıl yapılacağına karışan bir sistem olmaya başlıyor. Sinema salonlarındaki tepkiler sinema salonu sahipleri tarafından bölge işletmecilerine iletiliyor. Ve bölge işletmecileri de hangi filmde hangi aktörlerin, aktrislerin oynayacağına, işte içerisinde melodramatik unsurlar yer verip verilmeyeceğine dair ayrıntılı hususları ne yapıyorlar? Belirliyorlar. Ve bu hususta yapımcılar tarafından dikkate almak zorunda. Yani Yeşilçam sokağındaki yapımcılar bunları dikkate almak zorunda. Niye? Çünkü film yapmak için avans paraya ihtiyacınız var. Avans para da bölge işletmecileri tarafından veriliyor. Nasıl günümüzde sinema filmi yaparken, örneğin Euromage'den destek alırken, Avrupa'dan destek alırken, onların estetiğini de dikkate alıyorsunuz. Onların neyi görmeyi arzu ettiklerini de dikkate alıyorsunuz. Keza Kültür Bakanlığı'na senaryoyu verirken, filmi verirken onların düşüncelerine göre de ne yapıyorsunuz? Senaryoya biçim veriyorsunuz. Bir şekilde kendi kendinizi sansür ediyorsunuz. Nasıl Hollywood'da film yaparken endüstrinin kendisi pek çok şeye müdahale ediyor ve izleyicinin kafasını karıştırmama adına her şeye müdahale ediyorsa, Yeşilçam'da da böyle bir müdahaleden ne yapıyorsunuz? Söz ediyorsunuz. Yani şunu anlatmak için söylüyorum. Yeşilçam sistemi günümüzden ne iyiydi ne de kötüydü. Yani sonuçta aslında hikaye aynı şekilde devam ediyor. Film yapmak endüstri ise bu endüstrinin dinamikleri sizin üzerinizde egemen hale gelmiş oluyor. Yani bir hegemonik güç gördüğünüz gibi. Fakat buradaki mesele şu, günümüzde olduğu gibi eskiden de Yeşilçam sinemasında ayrıksı yönetmenlerden söz ediyorsunuz. Yani bazı yönetmenler bazı filmlerinde ilginç denemeler yapmaktalar. Yeşilçam'ın klasik standartlarının dışına çıkabilmekteler. İkincisi ve bana göre bu daha önemli, bunun için filmlerin çoğunu izlememiz gerekiyor. Bana göre her klasik filmin içerisinde estetik rejim vardır. Yani bir film birkaç rejimden oluşur. Rancière'in söylediği gibi. Burada biraz sinema mevzusuna giriyoruz. Rancière bize ne söyler? Bir filmde temsili rejim, yani Aristotelesçi öyküye dayanan rejim, öykünün merkezde olduğu bir rejim, masallarda olduğu gibi, tiyatro eserlerinde olduğu gibi ya da klasik filmlerde olduğu gibi giriş, geliş ve sonuç bölümünün olduğu bir rejimden söz edebiliyorsunuz. Yani aslında günümüz sinema izleyicisinin
görmeyi arzu ettiği bir rejimdir bu. Fakat Rancière şunu da söyler. Hangi film olursa olsun içinde bir miktar estetik rejim de vardır. Estetik rejim ne demektir? Klasik anlatıdan ayrılan öğelerin olduğu unsurlar. Her sinema filminde böyle unsurlarla karşılaşabilirsiniz. Yani motor duyu mekanizmamızın biraz paralize olduğu, ayrıksı imajların olduğu bir rejimdir. Dolayısıyla Yeşilçam sinemasını değerlendirirken bu unsurları ne yapmanız gerekiyor? İncelememiz gerekiyor. Yani estetik rejimine dair unsurları değerlendirmemiz ve ona göre kararımızı vermemiz gerekiyor. Acaba burada hangi kamera hareketi, hangi açı, hangi dramatik unsurlar kullanılmış? Normalde klasik sinemada göremediğimiz unsurlar neler olabilir? Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Üçüncü rejimimiz etik rejimdir. Etik rejim iyi ve kötü. İyi ve kötü. Yani sinema filmlerindeki imajlarda iyi ve kötü nasıl veriliyor? Bu çatışma nasıl kurgulanıyor? İçerisindeki etik rejimde bizim yine değerlendirmemiz gereken unsurlardan birisi. Dolayısıyla biz Metin Erksan'ın Suçlular Aramızda ve Vesikalı Yarim filmini değerlendirirken film hakkında bu hareket imaj sinemasının tipik örneklerindendir ya da klasik sinemadır diyebilirsiniz. Klasik sinemanın tipik örneklerinden birisi. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki buradaki klasik sinema değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani Deleuze Sinema 1 ve Sinema 2 kitaplarında, ben de bunu özellikle vurgulamıştım. Sadece şunu vurgular. Klasik sinemanın hareket imajları yorgun düştüğü için zaman imaj sinemasına geçildi. Yani klasik sinemanın son derece önemli örnekleri var. Devasa örnekleri var. Yani klasik sinema halinde günümüze devam etmekte. Hareket imaj sineması halen varlığını devam ettirmekte. Yani bu yok oldu diye bir şeyden söz edemezsiniz. Çünkü kitle, yani sinema temelde kitleye hitap eder. Kitleye hitap ettiği için biz ne deriz? Kitle sanatı deriz. Bu çerçevede hiçbir zaman klasik sinemanın kodlarından ödün veremezsiniz. Fakat her sinema filminde, her klasik sinema filminde, hareket imaj sinemasında farklı öğelerinde olabileceğini ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz gerekmekte. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Vesikalı Yarim'in klasik Yeşilçam sinemasından bir miktar farklı olduğunu görüyorsunuz. Benzeşen yönleri de var, farklılaşan yönleri de var. Suçlular Aramızda filminin montaj anlamında gerçekten klasik sinemaya, klasik sinemanın tipik örneklerinden birisinin olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda bir arkadaşımız şey dedi, yazışmalarda doğru söyledi. Kara filmin örneklerinden birisi gibi geldi bana hocam dedi. Evet, yani ışık kullanımından tutunuz, sesin kullanımına kadar pek çok unsur bunu ne yapabiliyor, sağlayabiliyor. Bu bizim ihtiyaç kavramıyla ne anlamda ilgili? Filmde gördüğümüz imajlar ve ihtiyaç arasında, yani gördüğümüz, okuduğumuz kitap arasında bir ilişkide ne yapmamız lazım? Kurmamız gerekiyor. Şimdi bu çerçevede öncelikle şeyden başlayalım isterseniz. Bu Vesikalı Yarim'den bir başlayalım. Sonra bu filmin içerisinde yolculuk yaparken aynı zamanda okuduğumuz terimlerden de ne yapabiliriz? Yararlanabiliriz. Vesikalı Yarim Lütfü Akat tarafından yapılıyor ve senaryosunu kim yazıyor? Safa Ünal yazıyor. Safa Ünal Sait Faik Abasıyan'ın bir öyküsünden de yararlanıyor senaryoyu yazarken. Niye farklı filmlerden birisi? Mutlu sonla bitmiyor. Yani beklediğiniz mutlu sonla bitmiyor. İkincisi, filmin içerisinde ayrıksı bazı imajlarla karşılaşıyorsunuz. Yani motor duyu mekanizmanız biraz bozulmaya başlıyor. Nedir o? Karşınızda bir manav var. Fakat bu manav İstanbul beyefendisi biçiminde hareketlere sahip. Konuşması, edası. Dolayısıyla gerçekçi bir atmosferde ne yapılabiliyor? Sunulabiliyor. Yani bu manav ailesi çerçevesinde ilginç bir atmosferde sunulabiliyor. İkinci husus, manavın ailesinin verdiği tepkiler. Yani klasik sinemada şunu beklersiniz. Bunlar bağıracak, çağıracak ve yargılayacak. En önemli
ifadelerden birisi yargılayacak ifadesidir. Fakat filmde gördüğünüz üzere aslında yargılamadan uzak bir mantalitenin filme egemen olduğunu görmektesiniz. Manav olduğu için Sabiha Manav'ı yargılamaz. Manav olan Halil Sabiha'yı konsomatris olduğu için yargılamaz. Babası Sabiha ile Halil bir araya geldiği için yargılamaz. Geri döndüğü eşi hiçbir şekilde soru sormaz, sadece aç mısın der. Halil'in babası ise sadece Halil nasıl diye soru sorar. Başka herhangi bir şekilde diyalog yoktur. Dolayısıyla alışık olduğumuz o diyalog ne yapıyor? Felsefi bir karşılığını buluyor filmde. Sadece Halil nasıl? Ne demek Halil nasıl? Halil nasıldır sorusu ne anlama gelir? Sizden haberim var. Sizin birlikte olduğunuzdan haberim var. Ben seni tanıyorum. Ve sizin davranışlarınızı belki de onaylamıyorum diyebilir. Yani bu Halil nasıldır sorusu. Çünkü oradaki duygulanım imajı, yani yüzler de farklıydı. Biraz gergin bir yüz var gördüğünüz gibi. Keza Halil'in annesi de hiçbir şekilde klasik tipi, bir tipik imajla gösterilmez. Yani beklentilerinize uygun bir şekilde gösterilmez. Onlar da sadece hoş geldin der. Ellerini öper ve ben çalışmaya gidiyorum der Halil. Bu anlamda yargılama anlamında, yargılamama anlamında film bize ilginç imajlar sunuyor. Ve geliyoruz ihtiyaç merkezine. Yani filmin ihtiyaca dair bize neler sunduğuna dair örneklere bakalım. Geleneksel bir evlilik var. Bu geleneksel evliliğin geleneksel olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Buna dair unsurlar filmde bulunmakta. Bir kere filme geri döndüğünde dikkat ederseniz Halil aç mısın sorusuna dahi yanıt vermiyor. Eşine doğru dürüst bakmıyor. Yani bir aşk ilişkisinin olmadığı, sevgi bağlarının olmadığı bir ilişkiden, bir evlilikten söz ediyorsunuz. Yani dışarıda kodlanmış bir yapı var. Evlilik bir kodlanmış yapıdır. Ve bu geleneksel dünya içerisindeki evlilikte sizin payınız pek yok. Yani sizin ne aşkınız, ne sevginiz, ne de ona dair bir düşünümünüz belki yok. Geleneksel bir evlilik. Dolayısıyla geleneksel evliliğin aşkla ilgisi yoktur. Etik teorilerde ya da aşk teorilerinde, aşk felsefesinde, aşka dair tartışmalarda pek çok aşk türü vardır ama geleneksel evlilikten türeyen bir aşktan ne yapamıyorsunuz? Söz edemiyorsunuz. İçine atılmış bir Halil var. Yani içine doğmuş bir Halil. Fakat Halil ihtiyacının ne olduğu konusunda fikre de sahip değil. Halil aynı rutinleri gerçekleştirmekte. Bir görevi var, manav. Ve babasıyla birlikte bu işleri yapıyor. Bir arkadaş çevresinin olduğunu görüyorsunuz. Derken bir karşılaşma gerçekleşiyor. Bu karşılaşma gerçekleştiğinde Halil bir başka dünyaya düşsel olarak açılıyor. Hem düşsel hem de fiziksel olarak açılıyor. Yani bir duygulanım yaşıyor. Burada bu karşılaşmanın neticesinde Halil'de ne yapıyorsunuz? Bir değişim olduğunu görüyorsunuz. Halil o ana kadar ihtiyacının ne olduğu konusunda fikre sahip değil. Sadece karşılaşma nedeniyle bu ilişkinin içerisine giriyor. Felsefede bildiğimiz, aşk felsefesinde bildiğimiz romantik aşkın kapanına giriyor. Yani romantik aşk ya da biz buna tutkulu aşk da diyebiliriz. Bu bizim için niye önemli? Çünkü medyanın sosyal teorisinde de gördünüz, sosyolojide de görmüşsünüzdür. Yapılar dünyasıyla agency dediğimiz, yani faillik dediğimiz arasında bir farklılık vardır. İnsanın kendisinin belirlediği, insanın kendi hattında gittiği yolculuk ile insana devredilen yapıların içerisinde yaptığımız yolculuk arasında farklılıklar vardır. Romantik aşkta önemli olan aşkın kendisidir. Yani tutkulu aşkta, kitapta da buna değinmiştim zaten. Dolayısıyla siz bu aşk uğruna her şeyi yapıyorsunuz ve sadece bu aşkınız uğruna yolculuk yapıyorsunuz. Bu aşk sizin için değerlidir.
Yani dışarıdaki metalar dünyası, paralar dünyası, materyal dünya ya da işte geleneksel ilişkiler, kültür, bunların hiçbirisi sizin umurunuzda değildir. Sadece aşkınızın peşinden koşuyorsunuz. Bu anlamda gördüğünüz gibi son derece devrimci bir özelliğe sahiptir. Yani filmlerin çoğunda niye romantik aşka önem verildiğini belki biraz daha anlarsınız. Yani genellikle şu açıdan eleştiriye uğrar. Yani dünyayı değiştirmeye arzu eden insanlar sürekli aşk meşk işlerinin peşinde mi dünyayı değiştireceksiniz de derler. Halbuki aşkının peşinde, yani o saf aşkın peşinde bir yolculuk yapmak en büyük değişikliklerden birisidir. Çünkü dışınızdaki dünyaya parantez açıyorsunuz. Dışınızdaki dünyaya çizik atıyorsunuz. Yani bu çok önemlidir. Sabiha yine materyal nedenlerle çalışan bir insan. Yani gördüğünüz gibi varlığını sürdürebilmek için çalışmak zorunda. Burada ne görüyorduk? Biz buna ne diyorduk? Zorunlu ihtiyaçlar, doğal ihtiyaçlar. Yani doğal ihtiyaç nedir? Yemek, içme, ısınma. Yani bu tür ihtiyaçlar bizim için doğal ihtiyaçlar. Fakat bu ihtiyaçlar içinde bulunduğumuz üretim ilişkileri içerisinde ne yapıyor? Kendisini farklı biçimlerde gösteriyor. Yani biz yemek için avcılık toplayıcılık dönemine gitseydik ne yapardık? Çiğ et yiyebilirdik. Avcılıkta. Sonuçta doğal ihtiyacımızı karşılıyorsunuz. Çiğ et yiyerek. Fakat süreç içerisinde emeğimizi devreye koyarak, emek araya girerek ve sonra emeğin ürettiği alet araya girerek ne yapıyor değerli arkadaş? Dolayımı sağlıyor. Yani doğrudanlık yerine dolayımla siz yemek yemeye başlıyorsunuz. Biçimler farklılaşıyor. Biçimler tarih içerisinde farklılaşıyor. Yani bu Hegel ve Marx'taki ihtiyaç teorisini okurken ne yapıyorsunuz? Bunu görebiliyorsunuz. Ve zamanla aletler dolayımıyla yaptığınız bu yiyecek artık fikirler düzeyinde ilerlemeye başlıyor. Yani yiyeceğin fikriyle siz yiyeceği tüketmeye başlıyorsunuz. Yiyeceğin fikri. Fikrin kendisi sizin yemek yeme, içme, barınma, giyinme, neyse bütün ihtiyaçlarınızı belirleyen bir çerçeveye ne yapıyor? Bürünebiliyor. Bu önemlidir. Yani yemek yeme daha önce çiğ etle yapılırken daha sonra pişiriyorsunuz. Bu pişirme de yetmiyor. Artık akşam yemeğinde bir arka planda müzik, ön planda açılmış içecekler, mum ışığı ve karşınızda sevdiğiniz insan, onunla birlikte yemek yemeye başlıyorsunuz. Bunun fikri yemek yemenin kendisinin önüne geçiyor. Bu fikrin peşinden yemek yemeye çalışıyorsunuz. En varılan en nihai nokta o oluyor. Bu fikir yerine bir imaj da diyebilirsiniz fikrin yerine. Yani izlediğiniz bir reklam filminde koyabilirsiniz. Bu bir reklam filminin hayaliyle ne yapabilirsiniz? Bir yemek yeme sahnesi tasarlayabilirsiniz ve bu yemek yemenin peşine düşebilirsiniz. Nihayetinde yani bir süreç var. Bu süreci bize kitap bana göre etkili bir şekilde gösteriyor. Demek ki Sabiha doğal ihtiyaçlarını gidermek için zorunlu bir ilişki içerisine giriyor ve elde ettiği parayla zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyor. Zorunlu ihtiyaçlar doğal ihtiyaçlar değil. Kitabı okuduğunuzda görmüşsünüzdür. Zorunlu ihtiyaçlar o anki ilişkiler ağında elde ettiğiniz parayla neyin zorunlu olmadığına dair kararlar verdiğiniz ve ona göre yaşadığınız bir ilişkidir. Yani biçimlerle ilgilidir yine. Bu böyle. Ama bunun dışında başka ihtiyaçlarımız da var bizim. Hangi ihtiyaçlarımız var? Lüks ihtiyaçlarımız var. Manevi ihtiyaçlarımız var. En önemli ihtiyaçlardan birisi bu. Gördüğünüz gibi aşk tarih boyunca var. Fakat aşk
tarihsel süreç içerisinde değişikliklere uğruyor. Yani biçimler farklılaşıyor. Romantik aşk son yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor. Aslında her zaman olan bir aşk değildi diyorlar. Romantik aşk saray aşkından sonraki aşktır. Saray aşkı orta çağ toplumlarında şövalyelik ruhunun egemen olduğu dönemlerdeki aşktır. Yani bir kontes ya da işte prenses ve siz şövalye olarak kendinizi ortaya koyuyorsunuz. İşte duelolar yapıyorsunuz. O arada onun bir mendilini ya da onun bir sevgisini kazanabiliyorsanız büyük bir başarıya imza atmış oluyorsunuz. Saray aşkı dediğimiz aşk. Courtney Love. Evet. Efendim? Courtney Love. Şeyde evet. Edebiyatta öyle geçiyor. Aynen öyle. Ondan sonra 18. 17. yüzyıldan sonra belki romantik aşktan söz ediyorsunuz. Romantik aşkın tipik özellikleri neydi? İşte biraz önce söylediğim gibi tutkunuz ve bu tutku uğruna her şeyi göze alma ve burada eşit olma keza yine. Kadın ve erkek arasında hiyerarşinin ortadan kalkması romantik aşkın tipik özellikleri. Ve bu edebiyata girer, şiirlere girer. Daha sonra edebiyat ve şiirlerde okuduğunuz romantik aşkla romantik aşkın peşine düşersiniz. Yani fikrin kendisi romantikliği üretmeye başlar, romantik aşkı üretmeye başlar. Biz zannederiz ki romantik aşk her zaman vardı. Romantizmle birlikte özellikle yoğunlaşan bir nedir? Aşktır. Romantizm bir akımdır biliyorsunuz. O yüzden önemli bir yazar vardı. İsmini unuttum. Sadece şunu söylüyor. Times eskiden de vardı nehir olarak. Dağlar eskiden de aynı dağlardı. Fakat biz romantik olduktan sonra dağlar değişti, romantikleşti. Times nehri de değişti, romantikleşti der. Dolayısıyla bu mesele biraz da bununla ilgili. Şimdi demek ki Sabiha böyle bir ilişki içerisinde konsomatris ve anladığımız kadarıyla kendisi de böyle bir romantik aşkın içerisine girmemiş. Peki erkeklerle olan bu iletişimini nasıl değerlendireceğiz? Bir kadın ve bir gazinoda çalışmakta ve erkeklerle para karşılığı bir diyalog gerçekleştirmekte, bir iletişim, bir sözlü sohbet gerçekleştirmekte, bir sohbet. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu sohbetin metalaşması, yani değişim değerine konu olması. Sohbet kendiliğinden değil, bir ihtiyaç ekseninde değil, sadece ve sadece varlığını sürdürmenin bir aracı olarak gözüküyor. Aslında oradaki sohbet duygusal emektir. Duygusal bir emektir. Aynen hosteslerin uçaklarda gülümsemelerine benziyor. Hostesler nasıl uçaklarda gülümsüyor, gülümsemek zorundalar. Sabiha da sohbet etmek zorunda ve sohbette cilveli olmak zorunda. Yani iki katlı bir duygusal emek var aslında. Sadece sohbet etmek de yetmiyor. Yani bu çağrı merkezindeki insanlar sohbet ediyorsa hiç olmasa mimiklerini kontrol etmek zorunda değil. Fakat Sabiha gördüğünüz gibi her şeyini kontrol etmek zorunda. Aynı zamanda belki de üçüncü kat fiziksel olarak da kendisini göstermek zorunda. Giydiği giysilerden belki yakın temasa kadar, konuşma sırasındaki yakın temasa kadar. Bu açıdan Sabiha aslında sohbet ürettikçe tükenen, karşıdaki insan da sohbet üretildikçe kendisini üreten bir varlık. Gördüğünüz gibi diyalektik burada çalışıyor. Birisi kendisini tüketiyor, öbürü kendini üretiyor. Erkekler kendilerini üretiyor, Sabiha kendisini tüketiyor. Yani konsomatistler kendilerini tüketiyorlar. Bu açıdan konsomatistlerin özel bir pozisyonu da var. O da nedir? Psikanalizm. Yani psikanalizci gibi işlerlerde bulunuyorlar. Türkiye tarihinde psikanalizm üzerine yapılmış çalışmalar konusunda fikir sahibi değilim. Fakat bildiğim şey Şark ülkelerinde, özellikle Türkiye gibi ülkelerde muhtemelen erkekler için psikanalisti gerçekleştiren insanlardan bir kategori konsomatristler. Avrupa'da 1250'li yıllarda, 1270'li yıllarda günah çıkarma kurumu ortaya çıkıyor. Günah çıkarmayla birlikte siz kendinizi ifade edebiliyorsunuz. En derin
özel meselelerinizi bile anlatabiliyorsunuz. Anlattıkça kendinizi var ediyorsunuz. Biliyorsunuz manevi bir ihtiyaç bu. Yani kendinizi ifade etmek, kendinizi gerçekleştirmek manevi bir ihtiyaç. Burada da Türkiye tarihinde böyle bir örneği bulamıyorsunuz. Fakat konsomatristlik denilen müessese ne zaman ortaya çıktı? Bunun tarihi de çok ilginç olabilir. Bilmiyorum fakat erkeklerin normal geleneksel aile kurumlarında normal kadın erkek ilişkilerinde yaşayamadığı doyumu konsomatristlerde aramaya başladığını görüyorsunuz. Çünkü konsomatristleri her şeyden anlatabiliyor. Aynı zamanda karşılarında daha tipolojik olarak daha farklı bir varlık var. Ve bu durumda kendi manevi ihtiyaçlarını ne yapabiliyorlar? Rahatlıkla giderebiliyorlar. Yani Sabiha'nın konumunu değerlendirirken bunu bu açıdan değerlendirmeniz gerekiyor. Peki Halil buraya neye geliyor? Halil arkadaşlarıyla geliyor. Belki zaman zaman takılan bir insan. Fakat Halil karşılaştığında, yani Sabiha ile karşılaştığında ilginç bir sinematografik imajla karşılaşıyorsunuz. Bu estetik rejimdir işte. Yani bir sigaranız var mı ve kafasını kaldırıyor. O anda arka plandaki müzik sesi iptal oluyor. Yani o anda müzik dinliyor. Gazinoda müzik sesi var. Biz bunlar tanığız. Fakat ne oluyor? Sinematografik imaj bize neyi gösteriyor? Halil'in içsel dünyasını, yani şaşkın, var olma kudretinin arttığı boyutu bize gösteriyor. Sadece ve sadece karşısında görsel imajlar var. O andan itibaren Sabiha saf görsel imajlarla karşımıza çıkıyor. Yani bir konsomatris değil, bir araç değil, kendi içinde bir amaç olarak saf görsel imajlar. İşte bunu bize sinema veriyor. Anlatabildim mi? Yani bu çok önemli bir sahnedir. Oyunculuk olağanüstü başarılı gördüğünüz gibi. Halil'in oyunculuğu, Sabiha'nın oyunculuğu ama bana göre İzzet Günay çok daha iyi oynuyor. Daha sonra bir ilişkiden söz ediyorsunuz. Bu ilişkiyle her şey dönüşmeye başlıyor. Yani dışarıda daha önce gördüğünüz varlıklar farklı görünüyor. Gördüğünüz gibi. Yani en tipik örneklerden birisi neydi? Ev. Evin temel fonksiyonu nedir? Barınma sağlar. Filmde öyle bir sahne var. Bu evi şimdi seviyorum, ondan önce barınaktı diyor hocam. Yani evin temel işlevi, evet, barınma ihtiyacımızı karşılayan bir özelliğe sahiptir. Fakat ev başka anlamlara da sahiptir. İnsanların birçoğu evi satın alır ve yatırım amaçlı satın alır. Yani siz eve yatırım olarak da bakabilirsiniz. Bir müteahhit eve nasıl bakabilir? Satılacak bir nesne olarak bakabilir. Yani buna ne diyoruz? Değişim değeri. Ama hiç evi olmamış, ev sahibi olmak isteyen için ev bir yatırım aracı olmaktan ziyade barınma ihtiyacının. Çünkü barınma doğal bir ihtiyaç gördüğünüz gibi. Doğal ihtiyacının giderilmesinin biçimlerinden birisidir. Yani bir ev sahibi olma. Fakat bu barınma günümüzdeki evlerle giderilmek zorunda değildir. Robinson Crusoe için ev kulübedir. Yani herkes için ev farklı anlamlar taşır. Fakat Sabiha orada bu ev bir barınaktı. Fakat sen geldikten sonra burası bir ev gibi olmaya başladı diyor. Ev. Yani ne? Sen geldikten sonra burası manevi anlama sahip oluyor. Manevi bir anlama sahip oluyor. Böylece süreç içerisinde biçimlerin nasıl değişikliğe uğradığını görüyorsunuz. Yaşadığımız deneyimler, ilişkiler, bütün bunların hepsi bizi daha farklı bir deneyime ne yapabiliyor? Yerleştirebiliyor. Ve filmin en ilginç taraflarından birisi bana göre geleneksel başlayan evlilik filmin sonunda etik evliliğe dönüşüyor. Türk sinemasına dair değerlendirmelerde ben buna dair hiçbir analiz görmedim. Yani bu nasıl görülmemiş o da ilginç bir şey. Çünkü bakın, geleneksel evlilik bir yapısal ilişkidir. Yani siz o kodları devralıyorsunuz. Sadece pasif uygulayıcısınız. Fakat filmin sonlarına doğru geldiğimizde Sabiha'nın tavrı, yaşanılan süreçler,
Halil'i bir karar almaya götürüyor. Halil bu kararı kendi kendine alıyor. Kendi kendine yasa uyguluyor. Yani ödev ahlakı. Filmin sonlarında gördüğünüz üzere değişik mekanlarda düşünüme giriyor. Öz düşünüm. Ve bunun sonucunda evine dönmeye karar veriyor. O andan itibaren evlilik etik bir hal alıyor. Bu etik hal almak Kant etiği anlamında ödev. Yani kendi kendinize yasa koyarak ne yapıyorsunuz? Evinize dönüyorsunuz ve evlilik sizin için ödev anlamına geliyor. İki çocuğunuz ve eşiniz ödev anlamına geliyor. Romantik aşkla ilgisi yok. Karşılıklı aşkla ilgisi yok. Güç yönelimli aşkla ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Ödev etiğiyle ilgisi var. Burada bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor peki? Saygıdan ve ödevden kaynaklanıyor. Yani bu Halil'in verdiği karar bundan kaynaklanıyor. Çocuğun ihtiyacını, Halil'in ihtiyacı dokunulmak. Nitekim filmin sonunda bana dokundu, başımı okşadı, muhtemelen geri gitmeyecek diyor. Yani herkesin birbirlerinden beklentileri gördüğünüz gibi farklı diyorum ve sözü size bırakıyorum. Siz neler söyleyebilirsiniz? Filmde vesikalı yargı benim en çok dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi. Alışkanlıkları mesela Sabiha erkeklerle ilgili bir alışkanlığa sahip ve Halil'in kendisiyle olan o ilk akşam evinde kaldığında kendisine olan tavrına yönelik bir bocalama yaşıyor ve bunu arkadaşıyla paylaşırken o alıştığı yapının dışında gerçekleşen o kalış olayına verdiği tepkiyi görüyoruz. Bir alışkanlık durumu var Sabiha'yla ilgili mevcut durumundan dolayı. Halil de mesela Sabiha'nın evine ilk taşındığında babadan gelme bir alışkanlıkla tüketim noktasında toptan bir alışveriş yapıyor eve. Mutfağa özellikle işte malzemeleri yerleştirirken hepsini biz mi yiyeceğiz? Orada aile yapısının getirdiği bir tüketim. Yani benim babam da toptan alır diyor ve babasından gördüğü o tüketim değerini barınmadan yuvaya dönen o evin içine taşıyor hani. Öyle bir şey vardı filmde gözlemlediğim. Yine kültürel değerler açısından babasının hapishaneye gelmeyişi o noktada işte utanmasın, sıkılmasın, kendini ezik hissetmesin diye böyle bir durum vardı. Yani hem kültürel hem de değişim değeri üzerinden tüm olgular böyle iç içe çok güzel bir şekilde verilmişti. Ama evet. Zaten çoğunu siz başka fikri olan? Kendini gerçekleştirmeyle ilgili bazı bence temalar vardı. İhtiyaç kavramı üzerinden yine. Örneğin Sabiha'nın bir arkadaşı vardı orada. Daha gençken para kazanmalısın diyor. Mesela ben 7 tane halı aldım diyor. Bir tane de ev alacağım yakında diyor falan. Bunu hani o siz sohbeti metalaşmasından bahsettiniz. Orada bir emek, duygusal emek var ve onun karşılığı olarak kendini gerçekleştirmeyi yine maddi bir şeyle ölçüyor oradaki Sabiha'nın arkadaşı. Ve peki orada sözünü unutma, halı alma ya da ev alma. Kitabı okurken lüks ihtiyaç diye bir şey görmüşsünüzdür. Yani lüks ihtiyaçlar. Lüks ihtiyaçların da tarihsel olduğunu bir miktar ne yapabiliyorsunuz? Kavradınız galiba. Yani lüks ihtiyaçta, baştan lüks diye bir ihtiyaçtan söz edemiyorsunuz. Bir tarihte otomobil lüks ihtiyaç olabilir. Fakat ne yapabilir? Bir noktadan sonra zorunlu bir ihtiyaca dönüşebiliyor. Cep telefonları ilk çıktığında muhtemelen lüks ihtiyaçtı. Şimdi ise zorunlu bir ihtiyaca dönüşebiliyor. Bu ihtiyaç teorisi çerçevesinde, ihtiyaç kavramı çerçevesinde düşündüğünüzde halı sahibi olmak ya da işte ne bileyim ev sahibi olmak, birkaç tane daha ev sahibi olmak nasıl bir ihtiyaçla ilgili?
Yani bu ihtiyacı niye duyuyorsunuz siz? Ya da onu nasıl değerlendireceğiz? Bir kavram alt çatısı altından değerlendirebilir miyiz? Tabii belli, yani belli bir statüye kavuşmak istiyor belki de oradaki karakter. Ve bir lüks ihtiyaç olarak belki algılayabiliriz. Çünkü bir barınak sahibi olmak zorunda da değil bir insan. Mesela kirada da yaşayabiliyor o dönemde diyelim ki düşünürsek. Çünkü Sabiha'nın ev sahibi olduğuna da kirada oturduğuna dair bir şey var mıydı acaba? Hatırlamıyorum ama ev sahibi olma gibi bir isteği yoktu. Onun kendini gerçekleştirmedeki planı, kendini gerçekleştirme planı romantik aşkı elde etmekti gibi düşündüm. O yüzden burada bir değişim değeri ve ihtiyaç kavramını da düşündüğümüzde artık duygusal emeğini kendini gerçekleştirmeye yolunda harcamaya çalışıyordu Sabiha. Ama diğer karakter de daha çok maddi düşünüyordu. Ama o karakter de bence lükse ihtiyaç olarak bakmadım. Ben doğal ihtiyaç olarak görüyorum. Çünkü şey diyor, yaşlandığımızda biz bu işten para kazanmayacağız. Orada bir geleceğini garantiye almak istiyor. Evet, ondan da bahsediyorum. Ben film söyleyebilirim hocam. Yani filminde aslında çok farklı noktalar vardı. Ama bence Suçlu Aramızda filmiyle bu filmin ortak vurgusu ikisinde de saf ve temiz aşk, saf ve temiz ilişkilerle ilgili bir ayrıntı vardı. Mesela Suçlular Aramızda filminde kadın, biz orta halli ailelerin kız çocukları zengin erkeklerle evlenmeyi bir adet edinmişizdir, idealimiz budur diyor. Fakat diyor, yaşadıklarımdan sonra zengin aile, karaktersiz bir aile, her türlü kötülük var. Onun üstüne oradaki karakter, oradaki karakterin ismi de Halil'di yanlış hatırlamıyorsam, ona sedir üzerinde gerçek bir sevgiyi tercih ederim diyordu. Vesikalı Yarın filmine gelirsek bence de burada da yine saf ve temiz bir aşk arayışı var diye düşünüyorum. Ama sizin söylediğiniz noktalarla mesela bu yapısal kurumlar, aile, devlet, toplum dediğimiz bütün kurumlar, Nietzsche'nin bir lafı vardır. Bağlı tinginin onlara duyduğu bağlılıktan alırlar güçlerini diye açıklaması vardır. Yani bu kurumlara bağlı tinginin bir bağlılık duyar yapısal işleyişlere. Halil'de var olan yapısal işleyişlerin sonucu olarak evlenmiş ama mutlu bir evlilik yapmamış. Nietzsche'nin bir lafı vardır, evlilik sohbet edebilme sanatına dayanır diye. Evlerinde bir sohbet olacak, yani sohbetle ilgili hiçbir sahne yoktu ama iletişimsizlik olduğu belli. Yani yapısal işleyişlerin sonucunda sohbetin olmadığı bir evlilik ilişkisi var. Şeyin yanına geldikçe, Türkan Şoray'ın karakteri Sabiha. Sabiha ile ilgili sokaklarda yaptığı, gezdikleri yerlerde şöyle bir sahnede şöyle bir ifade var. Seninle yaptığımız her şey ilk diyor. Yani aslında hiçbir hayat yaşamamış. Kendi evliliğinde örnek veriyorum flört aşamasını yaşamamış bir adam. Flört deneyimi yaşadığı kadınla, ki kadın konsomatris olmasına rağmen onunla yaşadığı her şeye özel bir anlam yüklüyor. Şöyle ayrıntılar vardı. İhtiyaçlar mevzusuna gelince ben Sabiha'nın çok da öyle iktisadi akıl çerçevesinde düşündüğünü düşünmüyorum. Dediğim gibi yani içinde bulunduğu evi şimdi bu ev, bundan önce barınaktı, şimdi gerçek bir ev oldu diyerek ifade ediyor. Ben burada biraz feminist arkadaşlar beğenir beğenmez bilmiyorum ama benim temel kadın ve erkek kimliği üzerine yıllardan beri düşünmelerim sonucunda yani kadın herhalde yurt ararmış gibi geliyor bana. Aslında Sabiha karakterde bir yurt arıyor. O yurdu da Halil'in kolları ve kanatları altında bulunuyor. Çünkü çok tekin olmayan, Heidegger'in bir lafı vardır. Toplumsallık dediğimiz şey güvensizliği aşmaya yönelik bir şeydir diyor. Sabiha karakteri her yönüyle çevresindeki bütün ilişkiler itibariyle güvensizlik içerisinde bir hayatta Halil'de başka bir şey buluyor, gerçek bir sevgi buluyor. Bana biraz öyle geldi. Mesela şöyle, o iktisadi akılla ilgili şunu demek isterim. Pavyondaki arkadaşı ona para kazanma konusunda onu isteklendirmeye çalışıyor. Onun cevabı da şu oluyor, bence burası ilginç. Aklımız olsa çalışır mıyız? O hayatın sonu var mı diyor. Mesela böyle bir sahne vardı. Zaten avamın, yani ki dünya üzerinde avam olmayan yok. Avamın temel konusu paradır. Her şeye para olarak bakar. Arkadaşı da avam olduğu için sürekli para konusunda onu teşvik etmeye çalışıyor.
para tutkusu olmayan insan yok. Suçlular Aramızdaki filmindeki de yani o filmde de benzer bir avamlık söz konusu. Mesela kısa yoldan zengin olmak, kısa yoldan zengin olmayan zengin yoktur bence. Herkes kısa yoldan zengin olmuştur. Çünkü zenginlik dediğimiz ya çalmayla olur ya sömürüyle olur şöyle böyle filan. Ama yani kısa yoldan zengin, uzun yoldan zengin oldum diye bir şey yoktur herhalde. Çünkü herkes kısa yoldan zengin olur. Bir ayrıntı, yeraltı filminde Muharrem'in çevresindeki ilişkilerin iki yüzlü halinden sonra çirkin olana karşı söndürülemez bir istek duyduğunu söylediği bir sahne vardır. Toplumun tehlikeli, sakin, çirkin bulduğu mekanlara yönelir. Temiz olanı, saf olanı oralarda bulabileceğini söyler. Yani Muharrem karakteri, o da pavyonlara gider. O da yer altında, underground, sakin mekanlara gider. Ama orada da temelde aranan şey, temiz ve saf olanı oralarda bulabileceğim. Çünkü normal insanların dünyasında, yani benim gördüğüm dünya üzerinde temiz insan olmadığı için genel olarak, bu filmlerin felsefi olarak söylediği şey biraz da temiz olanın, yani bizim kirli dediğimiz, sakin dediğimiz, çirkin dediğimiz mekanlar, Halil karakteri normalde belli bir Anadolu adabı almış. Babası, zaten filmde o gelenekselliği de görebiliyorsunuz. Hemen manavının arka tarafında cami var. Babası camiye giden bir adam. Belli bir Anadolu adabı olan bir adam. O bile kendince yaşamadığı bir şeyi, temiz ve saf bir şeyi, hayatında ilk defa yaşadığı bir şeyi Sabiha'da bulmaya çalışıyor. Sonra başka ayrıntılarda, mesela bence filmin müziklerinin sinematografiyle uyumu çok iyiydi. Çok değişik yerlerde farklı müzik kullanımları vardı. Türk sanat müziğinin kullanımı çok iyiydi. Ayrıca filmde belki çok dikkat edilmeyen Argo'nun kullanımı bence film baştan sona tamamen sokak ağzı, mahalle kültürü ve aynı zamanda pavyon kültürüyle ilgili Argo kullanımı konusunda çok iyiydi. Mesela bir ayrıntı vereyim. Mesela çok klişe sahnelerden biridir. Garsonlar tanıdıktır, hususi muamele yaparlar diye bir cümle kullanıyor mesela. Bu çok tanıdık bir şeydir. Gittiği yerde gül bitsin, dalında bülbül ötsün diye rakı adabı ile ilgili, yani bence efsane laflardan biridir. Gittiği yerde gül bitsin, dalında bülbül ötsün diye. Sonra mesela yine delikanlılık kültürüyle ilgili, mahalle adabı ile ilgili, mesela delikanlı her yolu bilmeli diye bir laf vardı. Sonra başka benim filmde Dostoyevski'den bulduğum bazı noktalar vardı. Ben orayı sevdim. Mesela dalgınlık ve aklın dalması hem Sabiha karakteri hem Halil karakteri ikisi de yer yer aşkın içinde bulunduğu ruh haliyle, o alevlenme haliyle dalgın ve aynı zamanda aklın dalıp gittiği sahneler vardı. Bana bu biraz çok Dostoyevski'ci sahneler geldi. Etkilendim ben, başarılı buldum onları. Sonra Halil ile konuşmayı düşündüğü sahnede Sabiha'nın ruhsal bir gerilimi vardı. Çok iyi yansıtılmıştı, yine Dostoyevski'yen bir sahneydi. Ya öyleyse ya böyleyse diye bir gerilim vardı. Örnek veriyorum Dostoyevski'nin öteki bir romanı var, tam ismi öteki diye herhalde, evet ismi ötekiydi. Tam bir şizoid karakteri anlatıyordu. Şizoid karakterlerin temel özelliği şeydir. Ya öyleyse ya böyleyse. Bu ruh halini mutlaka yaşarlar. Bir ikircik hali vardır. Aşktan dolayı o melankoli onları ruhsal olarak, yani karakterlerin ruhsal bir derinliği olduğunu hissettim. Bir sahnede her birimiz kendi yoluna gitsin diyor. Sabiha, yolumuz diye soruyor. Yolum seninle diye cevap veriyor. Öyle bir sahne vardı. Sonra da şu şey şarkısı bence filmin iyi sahnelerinden biriydi. Kimseye etmem şikayet, titrerim gücüm gibi baktıkça istikbalime diye bir şarkı vardı. O sahne bence orayla bütünlüklüydü. Genel olarak düşüncelerim bunlar hocam. Hocam şöyle söyleyebiliriz. Şimdi Hegel şunu söylüyor. Diyor ki doğal ihtiyaçları giderme yükü özgürlüğe bir prangadır diyor. Dolayısıyla zorunluluğun üstesinden gelmek de manevi ihtiyaçların giderilmesine ortam sağlıyor. Bir anlamda bireylerin özgürleşmesine neden oluyor Hegel bağlamında düşünürsek. Filmde bu bağlamda Halil ile Sabiha birbirlerine yakınlaşarak özgürlüğe adım atıyorlar, özgürleşiyorlar. Çünkü her ikisi bir zorunluluk nedeniyle, hani bu Marx'ta yüksek ihtiyaç olarak, yani bencil ihtiyaç olarak tanımlıyor, bireylerin zorunluluk nedeniyle kendileri ya da
diğerleriyle bir ilişki içine girdiği bir yapı söz konusu. Nedir? İşte doğal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Sabiha konsomatristlik yapmak zorunda. Bunu istiyor mudur? İstemiyordur ama ihtiyaçları var. Para kazanacak. Dolayısıyla emeğinin karşısında gelir elde etmek zorunda, metalaştırmak zorunda. Ve aynı şekilde Halil de yaptığı işte manav ve o ilişki bağlamında para kazanıyor. Ancak her ikisi de bir anlamda doğal ihtiyaçlarının ötesinde manevi ihtiyaçlarının peşinde koşarak özgürlüğe adım atıyorlar filmde. Evet, güzel bir nokta. Ali'nin söyledikleri üzerine senin bu yorumunda gayet iyi oldu. Başka? Ben yine önce Halil'den bahsetmek istiyorum. Sizin tabirinizle bence Halil ayrıksı bir karakter. Bunun sebebini şu şekilde açıklayabiliriz. O dönem için bir konsümatiste sevgili olmak ya da evlenmek topluma bir tür başkaldırı gibi düşünülebiliyor. Sabiha'yı benimseyerek de aslında kendi failliğini yaratıyor. Yani sisteme bir şekilde kendince bir başkaldırıda bulunuyor. Ancak ben Sabiha tarafının bundan biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Filmin bir sahnesinde arkadaşıyla konuşurken Sabiha şöyle bir şey söylüyor, tam cümle hatırlamıyorum ama hep bu anı bekledim, o gelen kişi işte Halil gibi bir cümle kuruyor ve aslında Sabiha olduğu ya da yaşadığı düzenden mutsuz ve herkes gibi olmak yani herkesleşmek istiyor ve bir şekilde Halil'i bunun için bir fırsat olarak görüyor. Ancak Halil'in durumu ise zaten geleneksel evlilik. Sabiha herkes gibi olmak istiyor diyorsun. Ama herkes romantik aşkla mı evlilik yapıyor ya da bir partnerlik ilişkisi yaşıyor? Belki de romantik aşkın peşinde olamaz mı? Bilmiyorum. Bence Ümit kapıyı örtebilir misin? Olarak okunabilir ama aynı zamanda ben bunu biraz dengemeci görüyorum şu anlamda. Yani orada aşk duygusundan bahsettiğini ben direkt düşünüyorum. Yani birinin beni gelsin ve korunup saltına alsın ve burayı yuvaya dönüştürsün ihtiyacını güttüğünü hissetmedim ben filmde. Filmde hissettiğim yani romantik bir aşk ve o duygu ve tutkuyu hissetme. Yani sürekli yaptığı o sohbetlerdeki kendini verememe, gerçekleştirememe, kendinden bir şey katamamanın eksikliğini Halil'le beraber kendisini yaşayabilmesi aslında, kendisine kavuşması ve o tutkuyu yaşama arzusu olarak ben algıladım en azından. Yani öbür türlü çok didaktik, yani çok indirgemeci görüyorum ben birazcık. Yani hani orada daha çok bir saf aşk ve tutkudan bahsetmiştik. Hani aradığı ve arzuladığı oydu bence. Çünkü filmin ilk sahnesinde Halil ona diyor ki işte yalnız mı yaşıyorsun, annene ne oldu? Bu konuşmalara girmiyor. Yani ona acımasını da istemiyor ya da onun kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu hissettirmesinden de rahatsız. Tabii kadınların görmesiyle erkeklerin görmesi arasındaki fark yok. Ben tam farklı Sabiha'yı çok güçlü görmüşüm. Ben de. Tam farklı insanda, içerklandığında dahi aşk için çekinmiyor tek kendini. Ve mesela kapısına gelen, çalıştığı yerden gelen kişiye terslik döndürebiliyor. Ve ben artık çalışmayacağım diyebiliyor. Evet. Öbür arkadaşı şey diyor, keşke senin kadar güzel olsaydım bütün kuralları ben koyardım. Türkan Şoray'ın öyle bir farkı var. Bir de yalnız Sabiha'daki dönüşüm şurada oluyor. Dikkatini çekin. Dikkatinizi çekelim. İki, yani evli ve iki çocuğunu öğrendikten sonra değişmeye başlıyor bir miktar. Yani Halil'i itmeye çalışmasının en önemli nedenlerinden birisi. Sanki bu gibi gözüküyor. Ama buyur. Ben filmin isminden de etkilendim. Yani Ömer Lütfü Akat neden vesikalı vurgusunu yapmış? Filmin hiçbir yerinde geçmiyor. Hı-hı. Hiçbir sahnesinde Türkan Şoray karakterinin bu vesikayla alakalı bir söz konusu değil. Orada var. Yani ama burada vesika vurgusu, evet, bir pavyonda çalışabilmek ya da genel evde çalışabilmek için bir sağlık sertifikasını alması gerekiyor o dönem kadınların. Ama bunu Ömer Lütfü Akat neden filmin başlığına koyacak kadar güçlü ve ön planı çıkartıyor. Bence önemli olduğunu düşündüğüm noktalardan biri bu. Toplumsal cinsiyet rollerini bir erkek gözüyle çok net yansıtıyor.
Burada evden bahsettik. Evi yuva olarak da düşünebiliriz dedik. Siz geçen derslerde evin ancak insan girdiğinde bir yer mekan olur demiştiniz. Evi hem yuva hem bir mekan gibi algıladığımızda Sabiha için evet bir yuva belki ama erkek figürü için çok daha farklı ev kavramı, daha meta bir kavram. Orada kadınla beraber vakit geçirebileceği bir ortam olarak algılanıyor. Ben film okuması, pardon, film çözümlemesini yaparken buna çok dikkat ettim ve neden vesikalı yarın kullanıldı? Neden burada bir de vesikalı yarın ifadesini Halil'in kullandığını düşünürüz biz? Film bazında düşünecek olursak. Halil hem bu kadar benimsemiş olduğu bir kadının neden bu tırnak içinde vesikalı vurgusunu yapsın gibi 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 böyle işte kendimce aforizmalar falan. Biraz önce hani evli olduğunu, çocuğu olduğunu öğrendikten sonra değişmeye başlıyor. Ya ben orada da biraz şu gözle gördüm. Çünkü sürekli vurguladığı şey şuydu. Sen bir gün onlara dönme ihtiyacı güdüp bu aşkı bitireceksin ve ben o zaman daha çok canım acıyacak. Yani aslında orada klasik yapıların ona karşı tutumu ya da aileye büyük saygısından mıdır değil midir çok net bir cevap verdiğini düşünmüyorum ben yönetmenin. Biraz olsun yani orada Sabiha'nın yine kendini koruma içgüdüsünün olduğunu düşünüyorum bu kararda bu kadar gerilimler yaşamasında. Çünkü o yapıya çok saygılı olsaydı zaten tavrı da başka olacağını düşünüyorum. Bence birazcık orada aşkının gitme ihtimaline ve Halil'in gitme ihtimalinden alacağı yarayı önleme çabası da vardı. Çünkü iki yerde geçiyor bu. Bir gün nasılsa dönme ihtiyacı duyacaksın. O yüzden şimdiden bitirelim. Stanley Cavell diye bir Amerikalı film filozofu vardır. Kendisinin kitapları Türkçe'ye çevrilmedi. Amerikan Hollywood filmlerindeki evlilik komedileri üzerine analizler yapar. Evlilik filmleri diyebiliriz analizlerinin merkezi. Şunu söyler, ilk evliliklerde genellikle toplumsal kodlara uygun bir evlilik yapılır. Yani evliliğin başlangıcı, filmlere dair analizlerinde. Evlilik nasıl olmalıdır? İşte evlilik şu şekilde olmalıdır. Buna göre siz evliliği yaparsınız. Daha sonra evlilikte sorunlar başlar. Evlilikte sorunlar başladıktan sonra evlilik üzerine düşünmeye başlarsınız. Bu sorunların kaynakları nelerdir diye. Ve evliliğin çözülmesine yakın, işte boşanmaya yakın düşünümünüz artar. Sonra boşanırsınız. Boşandıktan sonra bu sefer tekrar evlilik yapacaksanız toplumsal kodları değil de kendi kodlarınızı biraz merkeze almaya başlarsınız. Ben nasıl bir evlilik yapmalıyım? Yani agency dediğimiz, faillik dediğimiz şey sorunlarla ne yapıyor? Biraz artmaya başlıyor. Ve bundan sonra hani Türkçe'de bir atasözü vardır ya, sütten ağzı yanmak. Sütten ağzınız yandığı için artık kodları siz belirlemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu hikayeyi, yani bu mantığa, bu filmin çerçevesine baktığımızda belki birkaç laf da edilebilir. Birincisi, bunların romantik aşkları normal diyebileceğimiz ilişki biçimlerinden biraz farklı. Çünkü biraz önce söyledik ya, romantik aşkta metalaşmama merkezidir. Toplumsal yapıya, kodlara meydan okuma merkezidir. Bunları unutmamamız gerekiyor. Zaten sadece bu romantik aşkın kendisi bile bunların ilişkilerini değerli, önemli ve anlamlı kılıyor. Yani ilginç, çarpıcı, önemli, anlamlı kılıyor. Fakat yani bu yaptığınız analizlerin hepsi de kendi içinde tutarlı. Çünkü imajların kendisi bize bu yorumları sunabiliyor. Bu belirsizliğin kendisi aynı zamanda filmin güçlü taraflarından birisi. Bunun üzerine tartışma yapabiliyorsunuz. Evet. Bir de tabii bu belki altı çizilmesi gereken, ikinci filmde de belki altını çizeriz ama bu kitabınızda estetik denilen bir bölüm vardı. Görmüşsünüzdür. Estetik açıdan bu ihtiyaç kavramı bize neler verebilir? Estetikte ihtiyaç ne demek meselesi ve orada kendini gerçekleştirme denilen bir durum. Biraz önce bahsettiniz. Kendini gerçekleştirme ihtiyacından söz ediyorsunuz. Bu ihtiyacın da tarih içerisinde aldığı biçimler var. Biçimler hep farklı.
Bu önemli. İkinci önemli taraf, kendini gerçekleştirme ihtiyacının aslında sadece ve sadece sanatta olmadığı, yani bir hiyerarşi olmadığının vurgulanması. Kendini gerçekleştirmenin çok değişik biçimleri var. Kendini gerçekleştirme ihtiyacının çok değişik biçimleri var. Şu anda da biz aslında kendimizi gerçekleştirmekteyiz. Kendimizi nasıl gerçekleştirmekteyiz? Entelektüel bir ihtiyacı karşılamakla gerçekleştirmekteyiz. Siz de bana diyebilirsiniz ki hayır, biz buraya zorunlu gelmekteyiz hocam. Sonuçta dersi geçmek için derse katılmak, hatta derste konuşmak zorundayız diyebilirsiniz. Tabii ki bu da farklı cevaplardan birisi. Ama nasıl her ders birbiriyle aynı olmadığı gibi her dersin, yani her hoca da birbirinden farklıdır. Her şey birbirinden farklı. Bunu da değerlendirmek gerekiyor belki. Fatih bu sorundan nasıl kurtuluyor? Hiç konuşmayarak kurtuluyor. Yani maşallah Fatih tüm derslerde gayet istikrarlı bir çizgi içerisinde, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ne görüş, hiçbir yorum da bulunmayarak istikrarlı çizgisini gayet gerçekleştiriyor. Yani kendisini güzelce konuşmayarak gerçekleştiriyor. Dinleyerek gerçekleştiriyor. Bu da kendini gerçekleştirmenin herhalde biçimlerinden birisi. Keza sinema filmi yaparak da kendinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani kendinizi ifade ediyorsunuz. Fakat burada sorulacak sorulardan birisi şudur. İşte merak ettiğim sorulardan birisi. Acaba bir sinema filmi çekmek sadece kendini gerçekleştirmeden mi kaynaklanır? Yoksa ihtiyaç teorisinde çokça altı çizilen para meselesinin buradaki yeri nedir? Yani asıl motivasyon kaynağımız, asıl sahikimiz nedir? Gibi bir soru da ister istemez geliyor. Günümüz kültür endüstrisini değerlendirdiğimizde, kültürün giderek endüstrileştiğini düşündüğümüzde, acaba saf estetik ve sanatsal kaygılarla mı, kendimizi ifade etmek için mi bir üretim gerçekleştirmekteyiz? Yoksa her şeyin değiş tokuş edilmesine aracılık eden ve insanlığın belli bir aşamasında yaratılan para nedeniyle mi film çekmekteyiz? Yoksa hepsinin bir bileşimi mi var? Yoksa onanmaya mı ihtiyacımız var? Yani başkaları tarafından tanınmaya, bilinmeye ve onanmaya mı ihtiyacımız var? Bu filmde gördüğünüz, yani bu kitapta gördüğünüz köle efendi diyalektiğinde olduğu gibi. İki tarafta efendinin efendi olabilmesi için de ne yapılması gerekiyor? Görünmeye ihtiyacı var. Yani bir onanmaya ihtiyacı var. Onayan gözlere ihtiyacı var. Yani pek çok bileşen de yan yana yer alabilir. İhtiyaç dediğimiz mesele, gördüğünüz gibi tek bir boyutta incelenecek bir mesele değil. Hepsi birbiriyle ilişki içerisinde, ilişkiler ağı içerisinde. Bu kendini gerçekleştirme ihtiyacı estetik teorileri açısından tabii ki önemli. Ama sokakta eline taş alıp bir çocuğun taşı denize fırlatmasının ya da bir yere fırlatmasının da bir kendini gerçekleştirme olduğunu da gördünüz. Yani böyle bir ihtiyaca yanıt veriyor. İnsan kendindeki gücü taşa ve oradan fırlatmaya yansıtarak ne yapıyor? Kendisini ifade ediyor. Zeki Demirkubuz kendisiyle yapılan bir söyleşide benim filmlerim 30 bin kişi tarafından aşağı yukarı izleniyor. Hiç izlenmese de benim için önemli değil. Ben sadece kendimi ifade ediyorum diye bir şeyde bulunmuştu. Bir yorumda bulunmuştu. Yani kameraya alınacağını bile bile söylüyorum. Acaba öyle mi? Soru işareti. Herkesin bir umut ilkesi olarak görüşlerinin duyulmasına ihtiyacı vardır. Yani umarsınız. Hatta ben bir yerde bir yazı yazmıştım. 82 yılındaydı galiba, film vardır, Diva. Diva diye bir film vardır. Diva filminde bir opera sanatçısı kadın, sadece opera sanatını icra ettiği yere gelen insanlara operasını söyler. Kayıtlara asla izin vermez. Ve kendisiyle yapılan görüşmelerde
İşte kültür endüstrisinin bu kayıtları para karşılığında satmasını kendisini rahatsız ettiğini söyler. Çok geniş kesimlere hitap etmesine gerek yoktur. Oraya gelen insanlar onun için yeterlidir. Ben kendimi ifade ediyorum der. Buradaki mesele şu, niye o zaman kendi kendinize opera icra etmiyorsunuz? Kendi kendinizin sesinizi duyarsınız. Nihayetinde opera binasına gelen dinleyicilerin onu dinlemesini ve onu takdir etmesini umut ediyor. Yani bir şekilde yine karşı taraf tarafından tasdik edilme var, onanma arzusu var. Bu ihtiyaç muhtemelen bizim sosyal bir varlık olmamızdan kaynaklanıyor. Yani biz başından itibaren grup halinde, topluluk halinde yaşayan varlıklar olduğumuz için bu toplumsallığı ihmal ederek hiçbir yere varmamız mümkün değil. İstediğimiz kadar yalnız olalım. Yalnızlığımızda dahi dışarının sesi vardır hep. Robinson Crusoe'da da dış ses vardır. Cast Away diye bir film vardır. Tom Hanks'in oynadığı. Tom Hanks'in oynadığı filme dikkat edin. Orada bilardo, pardon, beyzbol topu vardır. Efendim? Ne topu? Voleybol topu. Voleybol topu. O topun ismi neydi? Unuttum şu an. Efendim? Wilson. Markanın ismi Wilson. Wilson. O adada onun ismini koymuştu. Wilson diye hitap ediyor. Yanlış mı hatırlıyorum? Wilson gördüğünüz gibi onunla söyleşi yapıyor ve Wilson diye yarattığı karakter tarafından onaylanmaya ihtiyacı var. Ve hatırladığım kadarıyla tekneye bindiğinde, tekneye de sal, bindiğinde Wilson arkada kalıyor ve onu yakalamak için geriye dönüyor. Yani onu da yanında götürmek istiyor. Orada kişileştiriyor onu. Dolayısıyla bu bunun bir ihtiyaç olduğunu görüyorsunuz. Yani başkalarına kendini ifade etmek ve onlar tarafından takdir edilmek, onaylanmak. Manevi ihtiyaç. Bu bir manevi ihtiyaç. Nihayetinde. Ve senin söylediğin önemli şeylerden birisi... Demiştin ki özgürlüğe ulaşabilmek doğal ihtiyaçların üzerine çıkmakla mümkün. Doğal ihtiyaçlarımızdan ne kadar uzaklaşırsak özgürlüğe yönelik bir adım daha adım atarız. Yani tinsel ihtiyaçlar, manevi ihtiyaçlar karşılandığında ancak özgür olmaya başlıyorsunuz. Zoo durumumuzdan yani hayvani durumumuzdan dürtülerimizi doğrudan karşılamaktan uzaklaştığımızda özgürleşmeye doğru adım atmaktayız. Bu kitap okuduğunuzda buna insanlaşma denilen bir şey, kavram kullanıyor. Yani doğrusu bu insan merkezi bakışa bazı çekincelerim var. Çekincelerim olmakla birlikte bizleri diğer varlıklardan farklı kılanın anlam yaratma ve bu anlamlarla birlikte hikayeler içerisinde yolculuk yapma olduğunu da gayet iyi bilmekteyim. Dolayısıyla iki dünya arasında bazen ne yapabiliyoruz? Dans edebiliyoruz. Neyi işleyeceğiz? Suçlular aramızda. Merve Hanım hoş geldiniz aramıza. Teşekkür ederim hocam. Suçlular aramızda. Suçlular aramızda çekmeden önce acaba Metin Erksan, Jean-Paul Getty'yi şey yapmış mıdır, araştırmış mıdır, onunla ilgili bir haber okumuş mudur onu çok merak ettim. Çünkü Jean-Paul Getty karakterine çok benziyordu oradaki. Halis Bey. Aynı onun gibiydi. Armatör olan. Evet, armatör olan. O diğer izlediğimiz film Getty ile alakalı Old Man in the World filmindeki bir olay vardı. Torununa bir hediye ediyordu. Bir biblo hediyesi vardı. Daha sonra onun sahte olduğu ortaya çıkıyordu. Mesela bu işte ne kadar paha biçilemez mi diyordu ya da çok pahalı bir fiyatı olduğunu söylüyordu. Fakat daha sonra sahte olduğu ortaya çıkıyordu bu filmde. Temmuz'un ondan yani çıkış noktası. İyi bir bağlantı yakalamışım. Çok ilginç bir bağlantı. Orada da değişim diye bir ürünün değişim değeri üzerine düşünebiliriz. Değişim değeri ve kullanım değeri. Çünkü kullanım değerini düşündüğümüzde o bir gerdanlık. Suçlar aramızdaki bir gerdanlık ve süs aracı olarak kullanılıyor. Fakat o çok değerli olduğu için mesela Demet karakteri onu kullanmıyordu. Çok değerli olduğu için takmıyordu herhalde, kıyamıyordu. Öyle hatırlıyorum. Kıyamıyordu.
Ama aslında hep değersiz oldu ortaya çıkıyor daha sonradan. Ama aslında bir ürüne bizim verdiğimiz değer mi önemlidir, yoksa gerçek değeri mi? Yani bütün o toplumsal kodlar tarafından bir hani materyalin değeri mi önemlidir? Onu bence soruyordu film. O bakımdan ben çok severek izledim. Mesela mücevher takmak hoşlanmıyor diye aklımda kaldı ama. Öyle miydi? Değerli olmasıyla. Ben de çok çok değerli olduğu için korkuyor muydu üzerinde taşımaktan, öyle bir şey diye hatırlıyorum. Nasıl bir ihtiyaç o? Mücevher takmak. Bu o oradaki fiyatını hatırlamıyorum da çok pahalı bir şey. Evet, yani bu bir, bunun değeri neye göre belirleniyor? İki, bir insanın mücevhere, böyle bir mücevhere ihtiyacı nasıl bir ihtiyaçtır? Okuduğunuz kitap çerçevesinde analiz edersiniz. Bu nasıl bir ihtiyaçtır? Öznel. Öznel bir ihtiyaç ilk kategoride, sonrasında lüks ihtiyaç. Öznel ihtiyaç derken tikel ihtiyaçlarından bahsediyoruz. İhtiyaçlar biliyorsunuz evrensel, burada şöyle 3 tane hareket vardı. Evrensel, tikel ve bireysel. Bireysel derken öznellik dünyası ile ilgili şey yani diyorsun. Yani psikolojik açıdan bir ihtiyaç. Peki burada bireysel, tikel ve evrensel arasında nasıl bir hareket var? Yani ikisi arasında bir, üç arasındaki bir durumu örnekleyebilir misiniz? Kitabınızda ilginç bir örnek vardı aslında. Başka bir örnek de olabilir. Örneğin bir ideoloji, değil mi? Bir ideoloji evrensel olabilir. Yani kendisine evrensel diye iddia edebilir. Liberalizm, ne bileyim sosyalizm, başka milliyetçilik, bunlar kendisine evrensel olarak ileri sürebilir. Peki bunun tikel boyutu nedir? Tikel. Onun dünya içerisinde somutlaşmış ülkeler bazındaki görünümleri diyebilirsiniz. Örneğin sosyalizm, Stalinizm biçiminde görünebilir. Ya da Leninizm biçiminde görünebilir. Milliyetçilik, 3. Dünya ülkelerinde örneğin Nasır milliyetçiliği biçiminde görünebilir. Türkiye'de Atatürk milliyetçiliği biçiminde görünebilir. Değişik görünümleri var. Ama bunu şeye indirdiğimizde, bireye indirdiğimizde bireyselliği, Stalin'in kendisine, Mustafa Kemal Atatürk'e, Nasır'ın kendisine indirgemeniz lazım. Yani insanın bizzat kendisine indirgemeniz gerekiyor. Bunlar kitabı okumalarınızdan anladığınıza göre bir harekettir. Yani bunlar sabit bir parametre değildir. Kendi içerisinde gidiş gelişleri olan bir durumdur. Bunların biçimleri her zaman için farklıdır. Biçimleri farklıdır. O yüzden biçimler felsefesi açısından baktığımızda her şeyin bir ve aynı şeyin farklı görünümleri olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Yani evrenselle tikel ve bireysel birbirinden kopuk değildir. Sadece görünümler ve somutlaşmış biçimlere bakıyorsunuz. Bunlar birbirinden kopuk değildir. Öyle diyorsunuz. Mesela bu filmde gerdanlık o egemen sınıf için bir lüks ihtiyaçken, onu çalan hırsızlar onu zorunlu ihtiyacını giderme açısından bir araç olarak görüyorlar. Çok iyi. Mesela orada işte daha sonrasında ölen hırsız hakkında mahalleye gittiklerinde herkes şey diyor, hani ahlaklı biri değildi hırsız olduğu için ama iyi bir insandı. Hani ailesine bakmak için çabalıyordu. Ailesi tarafından sevilen bir karakter. Ya burada Hegel'in etik anlayışında da yaptığı aslında etik dışı bir hareket değil. Çünkü Hegel şöyle diyor: bir kişinin yaşamını devam ettirmek için bir somun ekmek çalmasının mülkiyet haklarını ihlal edebileceğini, ancak bu tür bir eylemi adi bir hırsızlık olarak nitelemenin yanlış olduğunu belirtiyor. Yani aşkın kodlarını onu nitelendirmek mümkün değildir diyor. Yani bu sefillerdeki somun çalma, Can Valjean'ın somun çalması varlığını sürdürmek için yapılan bir eylemdir. Dolayısıyla etiktir. Yani evet. Aslında ahlaki bir eylemdir. Çünkü niye? Kişinin varlığını sürdürmesi, yani doğal ihtiyaçlarını karşılaması en zorunlu durumdur. Ahlaki durumdur. Çünkü başlangıç noktanız doğal ihtiyaçlar oluyor. Ona dikkat edeceksiniz. Başlangıç noktanız tarih içerisinde görüngülere kavuşuyor.
Doğal ihtiyaçlar giderek ne yapıyor? Emeğinizi ortaya koymanız, alet yapmanız, alet makinalarla çalışmanız nedeniyle para üretmeniz, paranın bir değişim değeri olmasıyla birlikte değişik biçimlere kavuşuyor. Doğal ihtiyaçlar zorunlu ihtiyaçlara, zorunlu ihtiyaçlar daha sonra manevi ihtiyaçlara. Değil mi? Hep sürekli değişim, bir hareket hali vardır. Fakat Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi bir durumdan söz etmiyoruz. Bunların hepsi birbiriyle ilişki içerisinde, birbirinin farklı görünümleri. Tabii bir çelişki de var. Nasıl çelişki? Senin söylediğin gibi. Mücevher. Şimdi eğer bir tarihsel çözümleme yapacaksanız mücevher ve insan arasındaki ilişkiye dair bir geriye gidiş yapmanız lazım. Acaba tarih boyunca mücevherat dediğimiz şey bu kadar böyle değerli miydi, anlamlı mıydı? İlk defa ne zaman başladı? Yani kadınlar buna ne zaman değer ve anlam yüklemeye başladılar? Niye özellikle kadınlar mücevher kullanmaya bu kadar değer atfediyorlar? Sebep nedir? Bunlara doğru bir geriye gidiş yapmanız lazım. Bu konuda bilmeyen okumalarınız var mı? Bu da ayrı bir konu. Fakat bildiğimiz şey yerleşik yaşamdaki kadınlar süs eşyalarına önem veriyorlar, değer veriyorlar. Çünkü mezarda çıkarılan süs eşyalarında bunlar belli. Çünkü görünür kılınmak, belki görünür hale gelmek. Aslında belki de kendini gerçekleştirmenin biçimlerinden birisiydi. Yani sizin onanmaya ihtiyacınız var, görünmeye ihtiyacınız var. Takdir edilmeye ihtiyacınız var. Belki de o biçimlerden birisi nedir? Mücevher takmak, süs eşyaları takmak. Bu da tabii bir adaletsizlik. Şöyle, erkeklerin kullanacağı aksesuarların sayısı son derece az. Saat. Saatin dışında başka ne var bilmiyorum. Günümüz için böyle ama. Müzik olabilir belki. Geçmiş toplumlara baktığımızda süslenmenin erkekler arasında da kadınlar kadar yaygın olduğunu görüyoruz ama bilmiyorum. Zaman içerisinde süslenme kadına atfedilmiş. Fakat eski toplumlarda işte boyuna takılan gerdanlıktan işte kol puzzle'lara takılan işte aksesuarlara kadar özellikle erkeklerin mezarlarında da ama statü göstergesi olarak bu tür aksesuarlara rastlanıyor. Tatular var. Şöyle bir şey de var mesela erkekler bu işte feodal dönemdeki o varlıklarını sergilemek için kadınları bir aracı olarak kullanıyorlar. Metreslerini o takıları taktırıyorlar. Aşkı Lüksü ve Kapitalizm diye bir kitap vardı. Çünkü evlilikleri soylular arasında yapılıyor ve o soylu kadınlar da evlerinde kalıyorlar. Varlığını onunla sergilemiyor. Bu yüzden metres tutuyor. Metresi üzerinde vardığını sergiliyordu mücevher açısından. Son Mart diye bir yazar var hocam. Onun da bir lüks üzerine bir kitabı var ama okumadım da öyle bir kitap var yani lüksler üzerine. Bir de Uygarlık Süreci diye Norbert Elias'ın bir kitabı var. Bu son Bart'ın kitabı Aşkı Lüksü. Okudum. Elias'ın kitabını okudum. İki cilt. Uygarlaşma Süreci. O değişik bir kitaptı. Yani. Uygarlaşma Süreci'nde bize şunu anlatıyor. İşte çatal bıçak belli bir tarihe kadar lükstür. Ve çatal bıçak kullanım üzerine ciddi emek sarf edilir. Yani insanlar büyük acılar çekerler. Biz bunu nasıl kullanacağız diye. Çatal bıçak kullanımı alışkanlığını edinmek için insanların çektiği ızdıraplar üzerine olağanüstü ayrıntılar vardır. Daha sonra yaygınlaşmaya başladığında o lüks ihtiyaç, zorunlu ihtiyaç haline gelmeye başlıyor. Uygarlaşma sanıldığının tersine epey meşakkatli bir süreçtir. Yani zor bir süreçtir. Dolayısıyla bunun ayrıntılarını çizmiştir. Süs eşyaları, evet, yani takılar ve mücevherat ilginç boyutlardan birisi. Ekonomi politiği ilgilendiren taraflardan birisi şudur. Yere, zamana ve tarihe bağlı olarak verdiğiniz değer hep anlam değişikliğine vuruyor ya. Mesela kutuplarda olsanız, kutuplarda açsanız bir somun ekmek ve o filmde gördüğünüz 350 bin liralık neyse mücevheratı görseniz hangisini tercih edersiniz diye bir soru sorulur ve ekmeği insanlar tercih eder. Çünkü varlığınızı sürdürmek için ekmek sizin için daha değerlidir. Doğal ihtiyaçtır. Fakat doğal ihtiyaçlarınızı karşıladığınız yerde, zorunlu ihtiyaçlarınızı da karşıladığınız yerde lüks ihtiyaçlar, yani bol
mücevher sizin için anlamlı hale gelir ve ona sahip olmak aslında kimsenin sahip olmaması anlamında sizi değerli kılar. Kimse sahip, çoğu insan sahip olmadığı için sizin kendinizi iyi hissetmenizin vesilelerinden birisidir. Değer de zaten atfedilmiştir. Nedir? Yüksek bir değerdir. Yani değişim değeri anlamında bir değere sahiptir. Aynı zamanda o değişim değerine sahip olmak sizin sembolik değerinizi de arttırıyor. Yani prestijinizi arttırıyor. Böylece bir başka değere girmiş oluyorsunuz. Yani sembolik değer diyebileceğimiz bir değer içerisine giriyorsunuz. Prestij, tanınma ve onay. Prestij de bazen popüler sinema filmlerinde oynamaktan da kaynaklanabilir. Bir ağ olmaktan da kaynaklanabilir. Benim gibi güzel entelektüel derslerden vermekten de kaynaklanabilir. Gördüğünüz gibi yine kendimi burada gördüm. Ya da neden kaynaklanabilir? Çok değerli bir mücevher takımını, orijinal takımını takmaktan da kaynaklanabilir. Ama senin söylediğin kesinlikle doğru. İçinde bulunduğunuz sınıfsal kategorilere göre anlam değişiyor. Zaten biz burjuva bir aileden söz etmekteyiz burada. Ama mücevheri çalanlar için onlar yaşamlarını sürdürmenin ve aynı zamanda belki de yaşamlarını doğal ihtiyaçlar düzeyine çıkarmanın araçlarından birisi haline geliyor. Yani bir zenginleşme aracı anlamına geliyor. Fakat şeyler için, kadının kocası için o ne anlama gelebilir? Eşinin prestijini gösterebileceği bir takım ya da kadın için ne anlama gelir? Senin söylediğin gibi aynı anlam. Nihayetinde bu çalınıyor. Bu çalınma üzerine kurulu bir hikayeden bahsediyorsunuz. Karşınızda iki hırsız var. Birisi öldürülüyor. Efendim diğeri bir yolculuk yapıyor. Ve klasik filmlerde gördüğümüz zengin kadın, fakir erkek aşkı burada devreye giriyor. Birinci filmde ne işlemiştik? Aslında sınıfsal konumları birbirine yakın olan iki insan işlemiştik. O yüzden de biraz daha gerçekçi bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. İşin ilginç yanı şudur. Yani birinci filmde ya vesikalı yerinde manav olan kişi de güzel konuşmasıyla ve tavırlarıyla belli bir kültürel değere sahiptir. Kültürel boyuta sahiptir. Sabiha'ya yönelik hitaplarına da baktığınızda, edalarına, tavırlarına baktığınızda bunu görüyorsunuz. Çünkü doğma büyüme İstanbul. Yani kültürel sermayeler birbirine yakındır. Sabiha'nın da alt sınıflardan bir kadın olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü konsomatçısı olmak alt sınıfların biraz yapabileceği iştir. Yani çünkü üst sınıftansınız, üst sınıfa ait bir insansanız niye konsomatçısı yapıyorsunuz? Kültürel sermayeler yakın. Fakat birinci, yani ikinci filme baktığımızda suçlar aramızda da zengin kadın ve fakir oğlan efsanesini, hikayesini görüyorsunuz. Burada bir karşıtlık ilişkisi yaratılıyor. Fakir oğlanın derdi başka, yani ihtiyacı başka. Zengin kadının ihtiyacı başka. Peki zengin kadının ihtiyacı ne? Ya da ihtiyaçları var mı? Maddi ihtiyaçlarına zaten sahip olduğu için belki de o yüzden manevi ihtiyaçlarına odaklanmış durumda Demet karakteri. Hı hı. Orada eşinden ilgi bekliyor. Zaten kavga ettikleri ve Demet karakterinin çok üzüldüğü bir sahne vardı ilk. Orada görüyoruz yani ondan beklediği şey, eşinden beklediği şeyler ilk etapta karşımıza çıkıyor. Bir ihtiyaç olarak ben maddi olarak bir ihtiyacı olduğunu hiç görmedim filmde. Evet. Maddi ihtiyaçlarla manevi ihtiyaçların çatışmasından bahsediyorsunuz. Kimi insanlar için maddi ihtiyaçlar daha merkeziyken, kimi insanlar için manevi ihtiyaçlar biraz daha merkezi hale geliyor. Hocam manevi olarak hem ihtiyaçların hem de maneviyatla alakasını kurabileceğimizi düşündüğüm bazı kavramların da aslında filmde ilginç kullanımları vardı. Örneğin Demet'in eşinin adını şu an hatırlayamadım. O zengin olan genç. Mümtaz. Mümtaz.
Mümtaz çok fazla onur ve şeref kavramını kullanıyordu ve babasıyla çatışmalarında senin için önemli olmayabilir ama ailemizin şerefi benim için önemli, ailemizin onuru benim için önemli, benim bir onurum var, bir şerefim var diye sürekli bunun vurgusunu yapıyordu. Hani sadece bu kavramlarla değerlendirdiğimizde Mümtaz'ın gerçekten çok onur ve şeref düşkünü bir insan olduğunu düşünebiliriz. Oysa yalan söyleme, hırsızlık, adam öldürme gibi birçok hani onur ve şeref kavramlarının hani ilk bildiğimiz anlamlarıyla ters düşen eylemleri de vardı. Dolayısıyla onun için onur ve şeref kavramı da sadece dışarıdan görülmesi, yani dışarıdan bakılırken görülmek istediği ve değerlendirmek istediği aslında kavramlardı ve bir ihtiyaç olarak bunu değerlendiriyordu. Yani sadece parası onun için önemli değildi. Onurlu ve şerefli olması önemli değil ama onurlu ve şerefli görülmesi insanlar tarafından buna da bir ihtiyaç olarak bir arzuluyordu diye düşünüyorum. Peki Mümtaz'ın aşık olduğu kadın kimdi? Yoktu sanırım. Hayır, vardı, evet. Aşıktı. Aldatıyor olması lazım. Ama aşık. Aşık mı peki? Yani. Eşine ama çok kıymet verdiği bir önemli değil mi? Hayır, Mümtaz... ben yanlış filmi mi hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsunuz hocam, aslında o kadınla ilgi gösteriyordu. Bir, o gerdanlığı verdiği bir kadın hatırlıyorum. Metris. Büket karakteri. Yani tam bir sevgili ilişkisi. Siz onu da teyit ediyorsunuz. Evet, yani sonuçta ilgi gösterdiği bir kadından bahsediyorsunuz. Doğru. Ama Mümtaz acaba böyle klişe olarak mı gösteriliyor filmde? Sizce yani klişe olarak gösteriliyor Mümtaz, yoksa içinde bulunduğu koşullar dairesinde mi bize sunuluyor diye sorsam ne düşünürsünüz? Yani Mümtaz babası gibi mi sunuluyor en azından? Mümtaz filmin sonunda hocam içinde bulunduğum topluma uydum diye bir açıklama bulunuyor. Ben içinde yaşadığım çevrenin şartlarına uydum diyerek isyan ediyor. Yani filmin sonunda aslında bence filmin temel özelliklerinden biri şuydu. Kapitalist sınıfı toplumlarda insanların var olan yapısal koşullardan kaynaklı kirli ilişkiler içerisinde bulunduğunu vurguluyordu. Filmin değişik yerlerinde bunu hissedebiliyorduk. Burjuva dünyasını biraz karikatürize edermiş gibi hiç kokvari sahnelerin de olduğu, mesela kolye sahnesi Vertigo'da yine benzer bir sahne vardı. Başka bir kolye var olan, yalan üzerine kurulu olan ilişkilerin ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Burada da hiç kokuvari sahneler vardı. Ama filmin başında, yani ekonomi politikli açısından baktığımızda filmin başında zengin olan adamın hayat hikayesinin dedikodu halinde ifadelendirildiği bir sahne vardı, yemek sahnesi. Aslında o paraları insan kaçakçılığı yaparak kazandıklarını mesela ifşa ediyordu filmde. Dedikodu halinde böyle bilgiler vardı. Ama ben Metin Erksan'ın muhafazakarlar tarafından sevilmesinin sebeplerine dair, bu ara çok Metin Erksan filmi izledim. Şöyle mesela sahne vardı. Bu takılardan çok iyi anlayan yaşlı bir adama takıyı götürdüklerinde, işte takının sahte olduğu ifade edilince, nasıl olur bu adam gazetelere reklam verdi, 350 bin liralık bir takı bu dediğinde, adamın cevabı şuydu: zengin olunca zemzemle mi yıkanacak insanoğlu işte, diye bir lafı vardı. Yani zengin de olsa fakir de olsa insanoğlunun çirkinliğini vurgulamaya çalışmış. Ben Metin Erksan'ın ahlaki düşüncelerini filme yansıttığını düşünüyorum. Yani genel olarak birçok filminde ahlaki tutumları var. Mesela filmde şöyle bir sahne vardı. Dinde fitre ve zekat, laiklikte sosyal adalet, tok açın halinden anlamaz diye bir sosyal vakıf vardı. Vakıfın arkadaki afişlerinden birisi buydu. Yani hem dinde fitre ve zekat geçiyordu, hem laiklikte sosyal adalet geçiyordu filan. Öyle sahneler vardı. Zengin insanların etrafını saran yoksul çocuklar imgesi. Ben mesela bunu İtalyan yeni gerçekçilikle bağını kurdum. Mesela şeyde de vardır. İtalyan yeni gerçekçilikte, örnek veriyorum, dün, bugün, yarın. İtalyan sinemasının ünlü oyuncusu. Siz de bir filmini izlemiştiniz. Onun bir filmi vardı. O